yazları, romantik akşamlar, deniz tatilleri ve eğlence anlamına gelir. Ayrıca sıcak tüm vücudumuza kum yapışması ve sürekli susamak da demektir. Bugünkü videoda yaz problemleriyle nasıl baş edebileceğinizi ve yazın hayatınızı nasıl kolaylaştırabileceğinizi öğreneceksiniz. İlk fikir için yapıştırıcı ve ince uçlu bir fırçaya ihtiyacımız olacak. Fırçayı yapıştırıcıya batıralım ve cildimize bir yıldız çizelim. Şimdi de daha küçük bir yıldız ve daha küçük bir tane daha çizelim. Yapıştırıcı kuruyana kadar bekleyelim ve güneşin altında uzanalım. Yapıştırıcıyı çıkarmayalım. Bronzlaştıktan sonra çıkaralım. Böyle basit bir işlemle sıradan bir yapıştırıcı desenini güzel bir dövmeye dönüştürebiliriz. Harika görünüyor. En iyi yanı da dövme yaptırdığımız için başımız belaya girmeyecek. Her yaz tatilinde mutlaka sahilde fotoğraf çektirilir. Ama herkes sıradan selfileri sıkıcı bulur. Bir fikrimiz var. Bir arkadaşımızı alalım ve kuma bir çift mutlu emoji çizelim. Gölgelerimizle aynı hizada olacak şekilde duralım. Fotoğraf çekelim. Böylesi çok daha iyi. Kumdan insanlar fotoğrafı ne kadar beğeni alacak merak ediyorum. Sahilde yakıcı güneşin altında telefonlar fazla ısınır. Ah, öyle sıcak ki elimde bile tutamıyorum. Ama bunun için bir pratik bilgimiz var. Bir parça folyo ve küçük bir çanta alalım. Geniş çift taraflı banda ihtiyacımız olacak. 3 şerit keselim ve bunları makyaj çantasının içine yapıştıralım. Biri altına ve her iki kenara da birer tane. Koruyucu katmanı çıkaralım. Folyoyu bu şekilde yerleştirelim. Kenarlarını içe kıvıralım. Telefonumuzu, anahtarlarımızı ve diğer önemli eşyalarımızı içine yerleştirelim. İçindeki folyo eşyalarımızı fazla ısınmaktan koruyacak. Meyve suyumuz bitti ama hala kutuya ihtiyacımız var. İşte onu kullanmak için bir fikir. Makas alalım ve bir duvarını bu şekilde keselim. Aynı şey diğer boyutlardaki kutulara da yapalım. İçine atıştırmalıklar yerleştirelim ve artık sahil için uygun tabaklarımız oldu. Çok rahatlar ve fazla yerde kaplamıyorlar. Ve daha da önemlisi, içine lezzetli yiyecekler koyabiliriz. Slime stres atmak için harikadır. Slime'la oynamak ve onu esnetmek çok rahatlatıcıdır. Çantamdaki kumları temizlemek ve sonra da sahilde sakar insanların yanında rahat etmek için de keşke slime kullanabilsem. Acaba kullanabilir miyim? Slime'ı esnetelim ve çantamızın yüzeyine uygulayalım. Şuna bakın, tüm kumlar slime'a yapıştı ve çantada hiç kum kalmadı. Yakıcı güneş kumun üzerinde duran terliklerimizi ısıtabilir. Bunları giyemem. Ayaklarım yanar. Bu sorunu çözmek için terliklerimizi çıkarttığımızda ters çevirelim. Artık onları korkusuzca giyebiliriz. Sahilden ayrılmak çok üzücü. Ama konu ayakkabılar olunca üzüntü öfkeye dönüşebiliyor. Ayaklarımızdaki kumları temizlemek çok sinir bozucu. Ama bu pratik bilgiyle bu sorun çözülecek. Bebek pudrası alalım. Ayağımıza serpelim. Pudra nemi emecek ve kuma yapışmayacak. Direkt yere düşecek. Artık acı ya da rahatsızlık olmadan ayakkabılarımızı giyebiliriz. Daha önce sahilden ayrılmak hiç bu kadar rahat ve kolay olmamıştı. Deniz tatilinin tek bir sorunu vardır. Her zaman saçlarımızda kumlar kalır. Ve onları yıkayıp çıkarmak da kolay değildir. Bu sorunu çözmek için elektrik süpürgesi alalım. Fırçayı çıkaralım. En düşük hızda açalım. Ve dikkatlice süpürgeyi saçımızda gezdirelim. Kumu süpürelim. Vay canına! Çok basit ve etkili. Çilekler, limonlar ve muzlar. Hadi onları bir araya getirelim. Çilekleri küp şeklinde keselim. Muz dilimleri ekleyelim. Ve biraz elma suyu. Eşit bir karışım yapmak için blenderdan geçirelim. Plastik bardaklar alalım ve bunları karışımla dolduralım. Bir limon dilimi alalım. Ahşap çubuğa geçirelim. Kapak yerine bardağa geçirelim. Ve buzluğa koyalım.
Sorbe donduğunda buzluktan çıkaralım ve dikkatlice bardaktan alalım. Meyveli dondurmayı sever misiniz? Bu sorbeyi deneyin. Lezzetli, canlandırıcı ve doğal. Şimdi de büyük güzel çilekler ve çikolatalı bir kase alalım. Kürdana yaban mersini geçirelim. Çift katlı tencerede çikolatayı eritelim. Pürüzsüz bir kıvam aldığında çilekleri alalım. Erimiş çikolataya batıralım. Yaban mersinlerini eşit şekilde çikolatayla kaplamayı deneyelim. Çilekleri tabağa koyalım ve şekerlemeyle kaplayalım. Tatlı donuncaya kadar bekleyelim. Çikolata donduğunda atıştırmalıkları servis edebiliriz. Çilek ve kremanın en iyi tatlı olduğunu düşünen insanlar bu çikolatalı çileklere bayılacaklar. Çok lezzetli ve Instagram'da paylaşmaya da çok uygun. Bir sonraki fikir için waffle ve yoğurda ihtiyacımız olacak. Bir bardak yoğurdu donduralım. Donduğunda dikkatlice bardaktan çıkaralım. Waffle'ları alalım ve reçelle kaplayalım. Keskin bir bıçakla yoğurt parçaları keselim ve waffle'ların iki yarısının da üstüne yerleştirelim. Birleştirip sandviç yapalım. Ve arkadaşımıza ikram edelim. Yiyecekler birlikte yendiğinde çok daha lezzetli olur. Bu fikir için ağzı kapalı bir poşet alalım. Altına birkaç buz koyalım. Biraz Sprite ekleyelim ve bir dilim limon, bir çilek yerleştirelim. Poşeti kapatalım. Canlandırıcı içeceğimiz hazır. Bu belki de gördüğümüz en farklı bardak. Ama çok pratik. Bu adil değil. Bir dakika güneşte koştuktan sonra yüzümüz kırmızı lekelerle kaplanıyor. Bu sorunu çözmek için kurutulmuş açık yeşil çay alalım. Demleyelim ve buzdolabına koyalım. Çayı içebiliriz. Yaprakları da tıbbi amaçla kullanacağız. Yaprakları yanaklarımıza, alnımıza ve burnumuza koyalım. Rahatlamayı hemen hissedeceksiniz. Soğuk yapraklar acımızı geçirecek. Bir süre sonra çay kırmızılıkları da geçirecek. Bu sihirli bir ilaç ve çok hızlı işe yarıyor. Şimdi de plastik pipetler alalım. Küçük kesikler yapalım ve birleştirelim. Sonuç zikzak bir tasarım. Şimdi de buz kalıpları ve sim alalım. Her hücreye sim dökelim. Suyla dolduralım. Donduralım. Parlak buz kristallerimiz hazır. Şimdi de büyük bir kap alalım. İçine bir şişe kola dökelim ve parlak buz ekleyelim. Bir pipet yerleştirelim. Pipet uzun olduğu için soğuk kabı sürekli elimizde tutmamız ya da ona uzanmamız gerekmeyecek. Soğuk kolamız hazır. Şezlonga uzanabiliriz. Pipetle içeceğimizi kolayca içebiliriz. Tatil başarılı oldu. Yeni ayakkabılarınız ayaklarınızı mı acıttı? Bu sıklıkla yaşanan bir sorundur. Kendimizi bu rahatsızlıktan kurtarmak için bir mum alalım. Ayakkabının arkasının iç yüzeyine sürelim. Deneyelim. Şaşırtıcı bir şekilde acı yok oldu. Artık terlikler kadar rahatlar. Yazın ayakkabılar sebepsiz yere kötü kokabilir. Ve bazen bu koku öyle güçlüdür ki onunla başa çıkmak imkansız hale gelir. Ama hiçbir şeyin imkansız olmadığını biliyoruz. Birkaç poşet çay alalım. Ve poşet çayları ayakkabıların içine koyalım. Belki de çok şaşıracaksınız ama bu diğer yöntemlerden çok daha etkilidir. Sadece deneyin. Pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangisinin daha yararlı olduğunu düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.